Evet arkadaşlar, bir poşet ilaç. Elim bir poşet ilaçla dolu. Merhaba. Barış bugün hasta arkadaşlar. Boğazları yine iltihaplanmış. Barış'a gittik, doktora gittik. Bir poşet dolusu ilaç verdi. Şimdi Barış ilk başta ilaçlarını içecek. Arkadaşlar çok hastayım ya. Bugün Barış'a bakma videosu çekiyorum arkadaşlar. Anlaşım hangisini içeyim ilk? Sen şu soğuk algınlığı ilacı vardı. Onu iç. Şu muydu? Ha bu. Bunu iç dedi. Evet, o antibiyotiği hemen başlamasın dedi. Antibiyotiğe başlamasın. Gerek yok, ilk başta bir onu içsin. Eğer çok iyileşmezse, zorda kalırsa antibiyotiğe başlayabilir dedi. Bunu iç, bu rahatlatır dedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün dedim ki Barış'a şöyle mükemmel bir atom tabak hazırlayacağım. Siz de görün, Barış hastalandığında ben Barış'a neler hazırlıyorum, neler yediriyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Nasıl? Süper. Bir, bir, bir. Evet arkadaşlar, şöyle Barış'a enerji verecek bir atom tabak hazırlamak istiyorum. Ben de kameramanlık yapıyorum arkadaşlar. Evet, yani kamerayı tutacak kimse olmadığı için O kadar ben gücüm bugün var. Barış'ı kaldırdım. O kadar gücüm var. Hadi şimdi şu çekmeceden biraz çıkaracağım sana bir şeyle. Yani yemen lazım ki güçlü olman lazım. Şöyle biraz doldurayım. Bundan yemedim hani. Bundan şimdi yiyeceksin ve seni zinde tutacak Barış. Anne ben de hazırlayayım ya. Sen de mi hazırlayacaksın? Vallahi canım çekti, ben hazırlamak istiyorum. Sen de hazırla, tamam. Arkadaşlar şimdi ben devraldım iyileşmek için. Çikolata çubuğundan başlıyorsun Bak, Barış. ilk adımı atıyorum. Evet. Ne? Soslu fındık olması lazım onun. Fındık değil ha, fıstık. Soslu fıstık mı? Tamam. Onu da ben çok severim. Burada da soslu mısır var. Bunlar da var. Barış, yalnız tabakları çok dolduruyorsun. O kadar dolu tabağı yiyecek misin? Anne kalırsa sonra yerim ben de biraz. Bence ayarın diyebileceğin kadarını koysan daha iyi olur. İyi tamam, öyle. Bak mesela sarıl öyle. Bunu çok aşırı sevmem. Bunu biraz daha az. Ben anladım. Sen sevdiklerini çok dolduruyorsun. Bak bunu. Sevmediğini az koyuyorsun. Porsiyonunu. Bak şöyle. Şu kadar yeter sarılabilir. Ben de yerim onlardan. Ben de sana yardımcı olurum. Sıkıntı yok. Özellikle çekirdek konusunda hiç affetmem. O ne? O değil. Bu çekirdek niye aldın? Tuzlu çekirdek bu. Tuzaklarımı kötü yapıyorum. Ya tuzlu. Tuzlusunu yanlışlıkla almışımdır benim. Arkadaşlar ben normalde tuzlu seviyorum ama yani dudaklarımı kötü yapıyor. Tuzlu, evet, ben de biraz dudaklarımızı sızlatıyor. Çok aynen. Şey olduğu için. Niye öyle anlamadım? Tuzunu çok basmışlar ya. Basmışlar. Çok basmışlar. Tuzunu çok basmayın lütfen. Aynen. Vallahi biraz boğazım acıyor ya. Arkadaşlar bu arada enerjim azsa kusura bakmayın. Yani hastayız, ne yapalım. Aa bu ne? Burada da bir şey var. Lokum lokum. Normal atıştırmalık şey var, lokumlar. Kuş lokumuymuş. Evet, kuş lokumu. Ne farkı var içinden normalinden? Yani şey, farkı ne? Küçük küçük olduğu için ismi kuş lokumu olmuş. Bu biraz zor açılıyormuş gibi geldi de. Neyse. Hemen Barış müdahale etti ve halletti. Yanında şeyi vardır onun. O değil, enerji mi geldi? Enerji yerine geldi. Valla videoyu açınca. Sen abur cuburları görünce enerjin bir yerine geliyor. Hayır, abur cuburdan değil. Videoyu açınca oldu. He. Bak videodan önce yemin ederim size sessiz sessiz oturuyordum arkadaşlar. İlacımı içmeye bekliyordum. Video başlayınca bir enerji geliyor. Ya arkadaşlar, ister istemez insan böyle bir abur cubur da görünce haliyle hasta da olsa yine bir enerji geliyor sana. Anne o senin öyle. Ben videoyu açınca oldu yani bende. Ben öyleyim vallahi arkadaşlar. Biri yani ben mesela hastalandığım zaman önüme böyle çeşit çeşit abur cuburlar getirirse, koyarsa, bende bir gözlerimde ışıklanma olur. Bir kıpırdama olur bende. Şu meyveleri ben mi soyayım, sen mi soyacaksın? Meyveleri soyma işini bence annem yapsın. Tamam, ben devralıyorum. Meyveleri soyma işini ben devraldım. Ben başlayacağım. İlk başta kividen başlamak istiyorum. Anne ben elma yemesem olur mu ya? Kivi soysam. Elma vallahi iyidir ya. Elma zinde tutar. Şu elmayı da bir ben sevemedim ha. Elmayı evet sen bir sevemedin Barış. Sana bir elmayı sevdiremedim ben. Nedir acaba? Anne kiviyi kabuğuyla yiyorlar biliyor musun? Kimi kabuğuyla yiyor? Bir videoda gördüm, doğru, biri kabuğuyla yiyordu ama hangi videoydu hatırlayamadım ama. Oy bayağı da bir derinden alıyorum Barış. Kiminin yarısını götürdüm kabuğuna. Anne bu normalde benim yapmam lazım değil miydi? Neyi? Ya bunun yarısını benim götürmem lazım. Evet yani. Öyleydi de. Bugün bana ne oldu?
Bir çivi yeterli mi? Bir tane yeter. Bakayım ne kadar oldu. Yeter yeter. Sen yemeyeceksen bir tane daha şey yap. Ben biraz da yanına elma koyayım ki daha şöyle bir şey olsun. Sen yiyeceksen. Kırmızı elma mı istiyor, sarı elma mı istiyor? Kırmızı olsun. Kırmızı olsun. Kırmızı olsun da eğer hani kivi yiyeceksen bir tane daha koy. Kivi? Kivi yerim ben. Şu elmayı bir soyayım da. İşte en sevmediğim meyve soyması da arkadaşlar. Muz yok mu? Elma soyması. Muzu unuttum, muzu unuttum. Tüh be anne, muzu niye almadın ya? Vallahi hasta insan muz yer. Mandalina. Mandalinasız hasta mı olur ya? Tüh, evde bunlar var olsun. Evde olanlardan. Neyse ben bugün bile ara ayrıyeten arkadaşlar bir daha bir market yapacağım. Barış için özellikle. Anne şu küçük muzlardan Allah'ım tadı iyi oluyor. Değil mi? O böyle minnak minnak muzlar var. Onlar daha tatlı oluyor. Aslında bu muzların şu yeşil olmamış halleri faydalıymış biliyor musun? Öbür türlü hani şeker oluyor ya. Ya onların da çok tatsız oluyor ya. Hiç tadı yok. Tamam da işte asıl şey oradaymış bu tadı. Mesela senin sevdiğin o kararmış şeyler iyi olmuyor arkadaşlar. Ben muzda böyle biraz arkadaşlar daha çok kararmış olması lazım ki böyle çok şekerli olsun benim yediğim muz. Ben öyle muz seviyorum. Arkadaşlar o tat için seviyorum. Ben faydası için diyorum. Sen faydası için evet diyorsun. Evet meyve tabağım hazır. Şunu da şöyle hemen koyayım. Çatalımızı koyalım. Bitti mi anne burası? Orası bitti. O değil, ben ne içeceğim ya arkadaşlar. Ne soğuk bir şey içebiliyorum ne sıcak bir şey içebiliyorum. Ya şimdi yapayım. Şey meyve suyu var da dolapta. Onları çıkarsam biraz beklese. Tamam, daha geçelim. Sonra ilave etsem sana onların yanına versem. Arkadaşlar bu arada şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Boğazlarımız ağrıdığında özellikle boğazlar iltihaplandığında kesinlikle çok sıcak bir şey içmeyeceğiz. Çok soğuk bir şey de içmeyeceğiz. Mesela bazı insanlar sıcak içince zannediyorlar ki kaynar içtiğim zaman boğazlarım yumuşar. Aksine iltihabı iyice bir tetikler. Kaynar su olduğu için, kaynar olduğu için. Yani ha buzlu su içmişsin ha da çok kaynar bir sıcak çay içmişsin gibi oluyor. O yüzden ılık içmeye dikkat edin. Evet Barış, topik tabağımı hazırladım. Sana ilk başta kividen yedirmeye başlayacağım. Yalnız anne mükemmel oldu. Yemin ederim. Tam arkadaşlar tam enerji tabağı. Nasıl? Güzel. Bir tane daha vereyim şimdi. Bir de üstüne elma alırsam iyi olur ha. Elma vereceğim. Elmasız olur mu? O değil, muz yok ama neyse. Muz eksik ya. İki tane elma birden geldi şansına. Diğerlerini artık kendin yiyebilirsin. Onlara ben karışmayacağım artık. İçecek istiyor musun yanına yoksa böyle sade daha mı iyi olur? Ne var? Meyve suyu var. Meyve suyu içilir mi? Meyve suyu biraz soğuk ama dolaptan yeni çıkardım. Dolapta içmesem ya. Biraz ılınması lazım. Biraz ye şimdi onlar ılın. O ılınır. Bir ılın tadına bakayım ya. Evet arkadaşlar Barış iyileştiğinde videolarımıza artık tam gaz devam ederiz. Şu an Barış'ı iyileştirme seansındayım ben. Ben de biraz yardımcı olayım. Tabakları o kadar doldurmuşsun ki yani 10 kişi yese anca doyar. Yani. Bu tabaklar. Psikolojik bak şimdi böyle fazla doldurunca arkadaşlar psikolojikmen iyi oluyor. Ya derler ya ilk başta gözün doysun diye. Hı. Şimdi arkadaşlar bir şeye doymak istiyorsanız ilk başta gözünüzü doyurmanız lazım. Sen bunu ayırma. Bundan şu portakalıdan bir tane arayayım. Ben hayatımda bundan hiç yemedim. Yani kuş lokumu yemedim, lokum yedim de. Ya ben yedim canım, çayla içiyorum önceden. Oha. İyiymiş abi. Güzel. Güzel. Çaylı mı? Güzel ya. İçemiyorum diyorum. Senin yerine ben içerim. Barış çabuk. Anne iyileşince ben de içerim. Hı-hı. Bunlar da bitkerliyim. Evet arkadaşlar. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bugün de böyle bir bu tarz bir video çekmek istedik. Barış hastalandığında ben neler yapıyorum? Barış'a neler hazırlıyorum? Sizlere de göstermek istedim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bundan sonra süper videolar gelecek. Aynen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar yorumlara geçmiş olsun yazmayı unutmayın. Yazarsanız mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve... Ben bir yandan yiyorum. Bay bay. Bay bay bile yapamadım.